Sayın Belediye Başkan adayımız Sayın Adem Karsuri salonumuza teşrif ediyorlar. Eşleri Fatma'nın yanında beraber. Büyük Birlik Partimiz BKYK üyesi Tengin evladı, öğretmen, eğitimci Adem Karsuri Efendi'nin. Tengin Belediye Başkan adaylığını açıklayacağı bu müstesna toplantıya hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bütün ecdadımızın, partimiz kurucusu merhum şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu başta olmak üzere şöhedamızın, geçmişlerimizin ruhları için bir Fatiha ve müteakim istiklal marşı. Buyurun. Müteakip ilçe başkanımız Erdo Bey bir selamlama konuşması yapacak. Sonra bugünkü toplantımızın sebebi Büyük Birlik Partimiz MKYK üyesi ve Pendik Belediye Başkan adayımız Adem Karslı hocamız bir selamlama konuşması, bir kendini ifade konuşması. Pendik hayalleriyle alakalı, projeleriyle alakalı belki kısa bir tanıtım yapacak. Sonra hepinize teşekkür edeceğiz. Ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere Alperen Ocakları Pendik ilçe başkanımız Emre Satmamış kardeşimin mikrofonu alalım. Kıymetli hemşehrilerim, kıymetli belediye başkan adayım, kıymetli ilçe başkanım, değerli Pendik hemşehrilerim. Hepiniz aday tepkimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alperen Ocakları olarak diyoruz ki, biz ilçe başkanımız Sayın Erdi Ceylan'ın, belediye başkan adayımız Sayın Adem Karslı'nın daima yanında ve emrindeyiz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Büyük Birlik Partisi Pendik İlçe Başkanımız Erdi Ceylan Beyefendi'yi takdim ediyorum. Çok değerli MHK üyelerim, yöneticilerim, saygıdeğer belediye başkan adayım Adem Başkanım, Alperen Ocakları Başkan Emre Satılmış Başkanım, değerli basın mensuplarım, hanımefendiler ve beyefendiler, hepiniz belediye başkan adayı tanıtımına hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Konuşmalarına başlamadan önce diyorum ki Kuzey Irak'ta hain bir pusuyla şehit edilen Karamanşi Mehmetçiklerimiz için Allah'tan rahmet diliyor, terör örgütünü lanet ediyorum. Filistinli kardeşlerimizin her zaman söylediği gibi daima da yanında olmak istiyoruz ve yanında da olacağız. Terör her zaman her yerden nalet diyoruz. İsrail'i Allah kahretsin. İşlerimiz var. Sayın Belediye Başkanı adayım demiyorum çünkü Sayın Belediye Başkanım diyorum. Her zaman bizim gece gündüz yanımızda olan, bizleri hiçbir zaman bırakmayan Alem Başkan'a bu çıktığı yolda başarılar diliyorum. Her zaman bir kardeş olarak da yanında olacağım. Bu işi sözlerimi bitirmeden başaracağız. Başaracağız ve Pendik halkına başarılarımızı ileteceğiz başkanım. 36 mahalle, 4006 cadde ve sokak, çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el Adem Başkanım'la beraber kalmayacak. Hepinize de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bizleri bu günümüzde yalnız bırakmadığınız için. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarım. Erdi Ceylan Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Büyük Birlik Partisi MKYK üyemiz Alperen Ocakları'nın bütün kademelerinde geçmiş dönemlerde görev yapmış. Pendik ideali olan, Büyük Birlik Türkiye ideali olan sevgili kardeşim Adem Karslı Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere alkışlarımıza sunuyorum. Evet. Dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, değerli Pendikliler, sefalar getirdiniz, hoş geldiniz.
Üstadın dediği gibi, beden ölür, çürür. Cana bakın siz. Kim kimle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan, hakikatten yana kim, ona bakın siz. Bu düsturla, bu kardeşlikle yola çıktık. 2010 yılında Pendik Alperen Ocakları Başkanlığı yaparken yanımda olan arkadaşlarımı şu an karşımda görüyorum. Demek ki doğru yoldayız. Hala devam ediyoruz. Pendik bizim sevdamız. 25 senedir buradayım. Buranın çocuğuyum. 17 senedir buranın çocuklarını okutuyorum. Buranın çocuklarının öğretmeniyim. İddiamız büyük. Davamız büyük. Haluk balıkın rızkını verecek. Yola çıkışımız, duruşumuz, emin adımlarımız net. Hiç kimseden çekinmiyoruz. Çünkü biz Pendik'in her sokağını, her mahallesini, her binasını biliyoruz. Ellerimiz tertemiz. Bizler Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıyız. Hiçbir kire, hiçbir pisliğe, haramla dolaşmadık. Dik duruyoruz, kararlıyız. Pendik'in var olan sorunlarını biliyoruz. Pendik'te bir imar sorunumuz var. Bu konuyla alakalı mimar kardeşlerimiz olacak aramızda. İnşaat mühendisi kardeşlerimiz. Bu sorunu mutlaka çözeceğiz. Küçük bir tüyo verelim. Biz her mahallede eskiden olduğu gibi imar sorunu çözmek için o mahallenin değerli insanlarıyla bir ihtiyar heyeti kuracağız. Onlarla istişare edip Pendik'te imar sorununu inşallah çözeceğiz. İkinci problemimiz eğitim. Bir eğitimci olarak Pendik'te gençlerimize daha net ve daha kaliteli eğitim alabilmesi için belediyemiz bünyesinde Allah'ın izniyle 31 Mart 2024 seçimlerinde o koltuğa oturduğumuzda belediye bünyesinde Pendik'imizin hiçbir mahallesinde öğrencilerimizin dershane ve eğitime destek sorunu kalmayacak, söz veriyorum. Evet, annelerimiz, bacılarımız, kardeşlerimiz, eşlerimiz, hanımefendiler içinde Allah'ın izniyle son 8 yıldır arkadaşlarıma anlattım. Hanımefendilerin de kendilerini ifade edemediği, gidip orada faaliyetlerini yerine getiremediği kadınlar kıraathaneleri kuracağız. Bu projemizi en yakın zamanda anlatacağız. Evet, Pendik'in bir park problemi var, otopark problemi var, çocuk oyun problemi var. Bunların tamamını biliyoruz. Beni herkes bilir. Ben bu mahallenin çocuğuyum, bu semtin çocuğuyum. Biz bir yola çıktıysak geri durmayız. Bizi hiç kimse yolumuzdan çeviremez. Dedim ya, Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediği gibi. 2 saniye sonrasına garantisi olmayan bir hayat için fırıldak olmanın anlamı yok. Düz duracağız, dik yürüyeceğiz, adam gibi yürüyeceğiz. Desteğini esirgemeyen Sayın İlçe Başkanımı yanıma davet ediyorum. Buyursun. Her başarılı erkeğin arkasında eşi olur. Eşimi de şöyle sol tarafıma alayım. Onunla beraber. Ocak Başkanım Sayın Emre Başkanım da alayım. Biz Pendik'e talibiz. Pendik'i alacağız. Allah kerim. Sefer bizden, zafer Allah'tan diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.